uykudan uyanma duası. Yani bunun gibi birkaç dua da uykudan uyanınca var. Dualarım kitabında uykudan uyanma duaları var. Çok da faziletli, müjdeli, teheccüdün kabul olmasını sağlayan, namazın kabulünü de sağlayan uyanma duaları da var. Hatta ölürse diyor, onu okuduktan sonra yataktan düşse, bir şey olsa, oldu ya, adam lavaboya gidemeden ölebilir mi? Bazı insanlar çalvarını çekerken dizine gelmiş ölüyor. Yani aniden krizler var, şunlar var, bunlar var. Ölüm meselesi, saniye meselesi. Hatta o hadis-i şerifte diyor ki, bu duayı okuduktan sonra diyor, o başka bir dua yine. Elhamdülillah diye başlıyor yine. Hani Allah'a hamd ediyorsun, hayat nimetini yenilediği için, ruhunu bedenine iade ettiği için, uykuda canını almadığı için hamdden. Bu duaların hep ekserisi hamdle başlar, uyanma dualarının. O duayı diyor, okuduktan sonra diyor, düşse diyor, sedirden düşse, yani neyse, acayip bir hadis-i şerif. Yani ölse diyor, şehittir diyor. Yani o arada abdest bile alamasa, sabah namazı bile kılamasa şehittir diyor. Hani başına bir şey gelse demek istiyor. Bunlar önemli şeyler. Çünkü uyanırsın, bunu okursun, ondan sonra bir zelzele, an meselesi, kaç kişi, on binlerce kişi uyanıp da o duayı okuyabilecek vakit buldu ama o telaştan sallanıyoruz diye hiç okuyamadan ölenler var. Halbuki uyanır uyanmaz onu ezbere hemen okumayı adet edinseydi, o zelzelede ölseydi şehitti otomatik. Zelzelede ölenin şehitliği ayrı. Burada hadisle özel bir şehitlik var. Bak şimdi diyor ki, oradan düşerse sedirden diyor. O duayı da bulursanız dualarımdan söyleyelim ha. Elhamdülillahi yumsiku sema'en tekale l'arzi illa bizni Allah bin nasi l'arrafur rahim, öyle bir şey. Yani ama bir kısmı daha var. Çok da uzun da değil. Ama insan hemen bence yatağın kenarına bunu yapıştıracaksın. Kitabı açana kadar bile vakit geçme. Şöyle güzel bir bandaj koyacaksın oraya. Ondan sonra hemen uyanır uyanmaz göreceğin yere. Işığa hemen onu okuyacaksın. İlk iş. Güzel olur mu? Olur tabii. Çünkü ondan sonra kılacağın namaz da faziletleri çok olur diyor onu okuduğu için. Normal namaz olmaz diyor yani. Ve insalla salla fi fazaile. Salat yaparsa faziletler içinde çok salat, namazı çok faziletli olur diyor. Yani mühim bir dua, ilginç bir şey yani. Böyle bir değişik yani. Bir de niye ölürse diyor hemen peşine. Tabi ölüm aniden gelir meselesi. İşte bu zelzele gibi dolu olaylar var. Yataktan kalkıyorsun, şuraya gidemeden ölürsün yani. Çünkü bazı kere sarsıntıdan uyanıyorsun zaten. Uyanır uyanmaz okunması meselesi. Şimdi mühim olan neymiş? Defterin başında ne buldun? Hayır. Hayır ne demek? Allah dedin hayır. Allah derken zikir için ha. Allah belanı versin dersen değil yani. Allah Celle Celaluhu der zikir için. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, anladın? Sübhanallah, ama zikir için, anladın? Böyle efendim şarkı dinlerken fesübhanallah falan demekten zikir olmaz yani. Şarkıda, türküde de var fesübhanallah falan. Şimdi bayağı bol miktarda şarkının içine zikirler koymaya başladılar yani. Çok tehlikeli, sıkıntılı işler. Şimdi sen sayfanın başında neyle başladın? Elhamdülillahilezi diye bir dua ile başladın. Peki sayfanın sonu kapattın. Neyle kapattın? Ben size ne öğrettim? Dedim ki hiçbir dua bilmeseniz bile yatağa yattığınızdan sonra yani Estağfirullah el-azîmellezî la ilahe illâhu el-hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Her müezzin söylüyor namazın peşine. Üç kere deseniz uyumadan evvel denizin köpükleri kadar günah olsa affedilir. Bu zaten ezbere bildiğiniz bir şey ya. Bunu da mı söyleyemiyorsunuz? Yani hakikaten öyle yorgun oluyoruz ki bazı. Ya bu nefis ne iştir ya? Ya diyorum, yatıyorum şimdi, bir şeyler okuyorum tamam da, ya şu estağfurullah, ya estağfurullah, diyeyim mi demeyeyim mi diye düşünene kadar demiştim yani. Çok uykulu oluyorum ya. Ya düşünene kadar demiştin, daha düşünme ya. Ağzım zor açılıyor biliyor musun? Ağzım böyle. Yani hastalık da var, ağır uykum da oluyor bazı kere. Yani nefis işte. Allah. Dırdır etse orada 5 dakika daha konuşabilir. Ama bir estağfurullah lazım. Yani 2 dakika, 1 dakika tutmaz, birkaç saniyede biter diyemiyorum. Ve çoğunuz bu istiğfarı 3 kere okumadan uyuyorsunuz. Ben biliyorum. Nereden? Kendimden diyeceğim ama
Kendimden değil. Ben ekseri okuyorum. Ben okuyorum yani. Hiçbir şey okuyamazsam, ölüyor olsam bunu okuyorum. Artık yani. Gittim yani. Bunu okumaya çalışıyorum yani. Bir de 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber. O var ya, zaten onu okuma niyet ettiğin anda uykun yoksa uykun geliyor hemen. Otomatik geliyor. Bari bunu çekeceğine diyor, uyu diyor yani. Şeytan diyor, şeytan. Şeytan diyor ki, sen diyor bunu yapacaksan diyor, halbuki 3 dakika tutmaz. Ama o kadar diyor, yattıktan sonra ama. Otururken değil. Yattıktan sonra diyor hadis-i şerif. Çok sahih, Bukhari. Hazreti Ali Efendimiz'e, Fatıma annemize hediyesi. Dediler bize, ya Resulallah sana şeyler gelmiş, köleler gelmiş, cariyeler gelmiş, yani ganimet mallar. Bizim de Fatma'nın radıyallahu teala Fatıma annemiz için diyor işte çok hizmete muhtaç. Hasan Hüseyinleri var işte, ev işleri yapamıyor, ibadeti çok. Yani bir hizmetçi bize hani diyor, ben size diyor daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Buyur ya Resulallah diyor. 33 Sübhanallah. Yattığınız bize ateytüma mazaci akma. Yatağınıza geldiniz. Yattınız diyor. Fesebbihallah. Selasen ve selasen. 33 kere Sübhanallah diyesiz. Vehmedallah. Selasen ve selasen. 33 kere hamd et. Elhamdülillah diyesiz. Fekebbirallah. Erben ve selasen. 34 kere de Allahu Ekber. Yüze neyle tamamlanıyor? Allahu Ekber'le. 34 kere Allahu Ekber. Böyle saymayı istersen. Veya tesbih koyarsın yatağın kenarına. 33, 33, 34. Fezalikuma hayrul lekuma min hatimi. Size benim dünyada sürekli hizmetçi vermemden daha hayırlı bir şey öğrettim size.